Kosinüs 2x hemen bulalım. 1 eksi 2 sin kare x eşit olduğunu biliyoruz. Sin x kök 2 bölü 3 ise sin kare x 2 bölü 9. 2 ile çarptık 4 bölü 9. 1'den çıkardık 5 bölü 9. Yani irrasyonel değil, rasyonel bir sayı. Dolayısıyla 2'ye attık. Sinüs x'in pozitif olduğunu biliyoruz. Ancak birinci bölgede mi, ikinci bölgede mi olduğunu bilmiyoruz. Aslında burada bölgenin de bir önemi yok. X'i de olsa, artı da olsa bulacağımız değer. Biz irrasyonel olup olmamasıyla ilgileniyoruz. Eksi veya artı olması bunu etkilemiyor. Bir dik üçgen içine x'i yerleştirdik. Karşı kök 2, hipotenüs 3. Dolayısıyla Pisagor'dan diğer dik kenar kök 7, hemen buradan kosinüs x'i yazalım. Komşu bölü hipotenüs. Kök 7 bölü 3 eksi veya artı olabilir, önemli değil. Kökten çıkmadığı için 7, bu bir irrasyonel sayıdır. O halde birinci madde sağlıyor. Kosinüs 2x'ten kotanjant 2x'i bulabiliriz. Yine bir üçgen çizelim. 2x'i koyduk. Kosinüs komşu bölü hipotenüs. Komşu 5, hipotenüs 9. Pisagor'dan 9'un karesi 81'den 5'in karesi 25'i çıkartırsak 56, yani kök 56. Bu da 4 çarpı 14 yani 2 kök 14. O halde kotanjant 2x komşu bölü karşıdan 5 bölü 2 kök 14. Yani bu da irrasyonel bir sayı çünkü kökten çıkmıyor. Dolayısıyla 1 ve 3 cevap A. Cos 2x'i cos x'e bağlı açarsak 2 cos kare x olacak. Şuradan cos kare x'i yazalım. 15 bölü 16 ve eksi 1 geliyor formülden. 2 ile 16'yı sadeleştirdim. 8. 8 kere 1 8. 15'ten 8 çıkartırsak cos 2x 7 bölü 8 ve rasyonel sayı. Sin x'i bulmaya çalışalım. Bir dik üçgen çiziyorum. X içeren işaret ve bölge önemli değil. Rasyonel ve irrasyonel olma durumunda işaretine dikkat etmeyeceğim. Dolayısıyla x'i veya x'in birinci bölgeye ötelenmiş versiyonunu üçgene yerleştirebilirim. Kosinüs komşu bölü hipotenüs, komşu kök 15, hipotenüs 4. 16'dan 15 çıkartırsam 1, kök 1'de 1. O halde diğer dik kenar 1. Sinüs x karşı bölü hipotenüs 1 bölü 4. Dolayısıyla sinüs x de rasyonel. Geriye sinüs 2x kaldı. Bunu da kosinüs 2x'ten yine üçgen yardımıyla bulalım. Komşu 7, hipotenüs 8. 8'in karesi 64'ten 7'in karesi 49'u çıkardığımda 15, yani burası kök 15. Sinüs de karşı bölü hipotenüsten kök 15 bölü 8, yani rasyonel değil irrasyonel. Dolayısıyla 3 olmadı. O halde cevap 1 ve 2. Tanjant 28 yerine sinüs 28 bölü kosinüs 28 yazabiliriz. Bu bölü kosinüs 28 yukarıya çarpı olarak geçecek. Burada da sinüs 28 kalacak. Yani tanjant 28'i açmış olduk. Sinüs 56'yı 2 kat açı formülüyle açarsak 2 sinüs 28 çarpı kosinüs 28 olur. Sinüs 28'leri sadeleştirebiliriz. 62 ile 28'in toplamı 90 olduğu için kosinüs ve sinüs birbirine eşit. Yani kos 28'lerden birini sin 62 ile sadeleştiriyorum. Kosinüs 28 90'ı tamamlarsak sinüs 62'ye eşit. Bunu da yine 2 kat açı formülüyle 2 sinüs 31 çarpı kosinüs 31 olarak yazabiliriz. Artık şu da gitmiş oldu. Sadece bu kaldı. Şurada bir 2 var. Unutmayalım. Bakın şu kos 31'ler de birbirini götürdü. Tabii ki bu sin 56'yı da açtık. Yukarıda 2 kere 2 4 kaldı. Bu 4'ü de bununla götürebiliriz. O halde geriye sadece sinüs 31 kaldı. Sinüs 64'ü açalım. 2 çarpı sinüs 32, kosinüs 32. Artık bu gitti. Kotanjant 32 yerine kosinüs 32 bölü sinüs 32 yazabiliriz. Kosinüs 32 üst tarafta, sinüs 32 alt tarafta yazılabilir. Sinüs 32'leri sadeleştiriyorum. İkileri de sadeleştiriyorum. Kosinüs 32'yi 90'a tamamlarsam 58 yapıyor. Yani sinüs 58 yazabilirim onun yerine. Kosinüs 32 artık gitti. Sinüs 58'de yine 2 kat açı formülüyle
x'in 29 çarpı cos 29 olarak yazabilirim. Şimdi burada da bakın şu sin 29'ları götürdüm. 29 da 61 birbirini 90'a tamamladığı için sinüs 61 ile kosinüs 29 eşit. Bunlar da gitti. Geriye kalanlara bakalım. Bakın burada 2 kaldı ve şurada kosinüs 32 kaldı. O halde sonuç 2 kosinüs 32. Sinüs 2x'i açalım. Kosinüs 2x'i de sinüse bağlı açarsak elde ederiz ve eksi 1 var. Bakın eksi 1 ile artı 1 gitti. Çarpı 2'ler de gitti. Aşağıda eksi kaldı. Şu kare ile bu sinüs de gitti. Yani eksi kosinüs bölü sinüs kaldı. Eksimiz buradan geliyor. Bu da eksi kotanjant x. Kosinüs 2x yerine 2 kos kare x eksi 1 yazabiliriz. Bu şekilde yazdığımız için buradan elde ettiğimiz eksi 1 ile şu artı 1 gider. Sinüs 2x yerine de 2 sin x kos x yazabiliriz. Artık bunlar gitti. Bunları açtık. Kos x ile şu kare gidecek. 2'ler gitti. Yukarıda kos x, aşağıda sin x kaldı. O halde cevap kotanjant x.